Ne? Woo! Şimdi, özel bir eğitim merkezindeyiz ve burada oldukça kıllı itfaiyecilerle ve köpeklerle tanışacağız. Onlar kaybolmuş veya enkaz altında kalmış insanları buluyorlar. Öyleyse hadi gelin bu kıllı itfaiyecilerle tanışalım bakalım. İtfaiyeciler her zaman müdahale etmeye hazır olmak için kurtarma tekniklerini uygulayarak pratik yaparlar. Deniz itfaiyecileri muhteşemler. Böyle profesyoneller kurtarıcı olarak yanımızda bulunduğu için şanslıyız. Umarım hazırsınızdır çünkü biliyorsunuz ben hazırım. Merhaba benim küçük kedi kitlerim. Benim adım Kedi. K-E-D-I ve bugün Roman'le birlikteyiz. Merhaba Roman. Merhaba Kedi. Şimdi Roman Marsilya'dan bir itfaiyeci ve aynı zamanda bir köpek eğitmeni. Evet, köpekleri sahaya çıkmaları için eğitiyor. Ve bugünü onlarla geçireceğiz. O zaman hadi gidelim. Merhaba. 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 İşte Freya ve Tilly. İtfaiyeci köpekleri 2 veya 3 aylık olduklarında seçilirler. Bu çok genç. Ve seçilmeleri de koku alma duyularıyla ne kadar atletik olduklarına dayanır. Çünkü bir köpek bile olsanız güçlü olmalısınız ve sonra tam 2 yıl süren bir eğitimden geçerler. Woo! Bu gerçekten uzun bir eğitim. Ve bu eğitim aslında enkazda saklanan birini bulmaları gereken bir oyun şeklinde olur. Ve tabii köpekler bunu başardıkları zaman da bir ödül alırlar. Evet! İlginçtir. Gerçek itfaiyeciler gibi itfaiyeci köpekleri de gerçekten merdiven çıkmayı severler. Evet. Şimdi bu bir çeviklik egzersizi ve köpeklerin geçmek zorunda oldukları bir şey. Çünkü bazen kurtarmanız gereken insanlar ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katta bile olabilir. Bu nedenle bir itfaiyeci gibi merdiven çıkabilmeniz lazım. Ve biliyor musunuz? Bu aslında çok kolay. Evet. Burada çok fazla sululuk yapamam çünkü düşebilirim. İşte başardım. Evet, işte bu. İşte iyi bir köpek. Evet. Evet, evet. Şuna bak. Şuna bak! Ah, evet. Evet, şunu gördünüz mü? O çok yetenekli. Ve çok iyi bir kız. Köpekler insanın en iyi dostudur. Buna hiç şüphemiz yok. Onlar çok sevimli ve akıllıdırlar ancak aynı zamanda polis veya can kurtaranlarla sıkça çalışan deneyimli arayıcılar da olabilirler. İşte bunlardan birkaçı. Mesela denizde Newfoundland şampiyon kurtarıcıdır. Saatlerce yüzebilir ve paletli patileri sayesinde çok ağır yükleri taşıyabilir. Tebrikler! Karada kral kurtarıcı Alman çoban köpeğidir. Ve Saint Bernard genellikle dağlarla ilişkilendirilse de Alman çobanı onun yerini almıştır. Çünkü ondan daha hızlı ve çeviktir. Ama hepiniz iyisiniz çocuklar. Evet, sen de öylesin. Evet, artık Marsilya Deniz İtfaiyecilerinin teknik köpek ekibine geri döndüğümüzü düşünüyorum. Ve şimdi de bir tatbikat zamanı. Yani köpek gidip birini enkaz altında bulmaya çalışacak. Ve tabii ki o kişi de ben olacağım. Şimdi saklanıyorum. We'll be right back.
Evet, yeni bir arkadaşla birlikteyim. Merhaba Pascal. Merhaba Kedi. Pekala, Pascal bir deniz itfaiyecisi ve köpek eğiticisi. Ve tabii bu da bir tatbikat. Ben bu borunun içine saklanacağım ve köpek beni bulduğu zaman da ona bu köpek oyuncağını vereceğim ve bu en büyük ödül. Bunu bulunca beni kurtarmakta kalmayacak, hediyesini de almış olacak. Evet, hadi gidelim. Evet. Şimdi beni içeriye kilitlediler. Ben Kedi ve bir tüpte sıkışıp kaldım. Ben Kedi, beni kurtarmak için bir köpek bekliyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Çok yetenekli. Tamam, tamam. Evet, evet. İyi kız. Tamam, evet. Ödülünü al bakalım. Evet, evet. İyi kız seni. Sen iyi bir kızsın. Evet, iyi kızsın. Şu güzel gözlerine bakar mısınız? İyi kız. Beni kurtardığın için sağ ol. Teşekkür ederim. Söz konusu bir hayat kurtarma olduğunda dostumuz köpeğin koku alma duyusuna, sadakatine ve aynı zamanda zekasına güvenebiliriz. Size dört ayaklı kahramanlarımızdan bazılarını tanıtayım. Gördüğünüz gibi Alman çobanı karada müdahalelerde ve Newfoundland'de denizde müdahalelerde en çok kullanılan köpektir. Ama patlayıcıları ve hatta uyuşturucuları bulma söz konusu olduğunda şampiyonlar Beagle veya Bloodhound'dur. Polisin veya ordunun yıldızı ise Belçika Malinois'ıdır. Alman çoban köpeğinden biraz daha küçük olan bu köpek genellikle dünya çapındaki köpek birliklerinde kullanılır. Şimdi, bu denemeyi sadece bir kez yapamayız. Hayır, bunu tekrar tekrar yapmalıyız. Tekrar, 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 tekrar ve tekrar. Bu yüzden tekrar saklanmam gerekiyor. Merhaba Pascal. Merhaba Kedi. Teşekkür ederim. Tamam. Köpek oyuncağı. Kurtarıcım. Hadi gidelim. Ben çok büyüğüm. Pembe biber'e mi çıktı? Beni buldun. İyi kız, evet sen iyi bir kızsın. İyi bir kız. O çok iyi bir kız. O muhteşem bir kız. Evet öylesin. Evet öylesin. Pekala, bu hizmet köpekleri sadece hizmet köpekleri değil. Aynı zamanda evcil hayvanlardır. Yani sahipleriyle birlikte eve dönerler ve tatile de giderler. Yani her şey tıpkı büyük bir aile gibi. Kısacası işe giderler, eve geri dönerler, hafta sonları ve tatile giderler ve onların gerçekten etkili olmalarının nedeni de bunun sadece bir oyun olmasıdır. Gerçek koşullarda bile hayati tehlike arz eden bir şey değildir. Öyle değil mi?
Evet, mutlu. Biraz yorgun ama yine de her yere koşturdu. Evet, sen çok iyi bir kızsın. Ve şimdi bugünkü bölümden hatırladıklarınızı görelim. Kedi bilgi yarışması zamanı. Hadi gidelim. Evet, bugün yoğun bir gün oldu. Ama biliyor musunuz, henüz bitmedi. Doğru, şimdi kedi bilgi yarışması zamanı. 3 soru ve her seferinde 1 doğru cevap. Hazır mısınız? Harika, işte ilk soru. Bir köpek kayıp bir kişiyi bulmak için ne kullanır? A. Koku alma duyusu mu yoksa B. bir GPS mi? Süre başladı. Süre doldu. Peki cevabınız nedir? Doğru. Bir köpek kayıp bir kişiyi bulmak için koku alma duyusunu kullanır. Tebrikler. Koku alma duyusu. K-O-K-U boşluk. A, L, M, A, boşluk, D, U, Y, U, S, U. Koku alma duyusu. Evet. İkinci soru. Köpeklerden hangisinin paletli patileri vardır? A, Newfoundland mi yoksa B, Chihuahua mı? Süre başladı. Süre doldu. Peki cevabınız nedir? Doğru. Newfoundland'in paletli patileri var. Tebrikler. Newfoundland. N-E-W-F-O-U-N-D-L-A-N-D. Newfoundland. Zaten adından da anlaşılıyor. Pekala. Üçüncü soru. Hazır mısınız? Kayıp bir kişiyi bulma konusunda hangisi daha iyidir? A. Bir yeraltı kokarcası mı yoksa B. Bir köpek mi? Süre başladı. Süre doldu. Peki cevabınız nedir? Doğru. Bir köpek kayıp bir kişiyi bulma konusunda daha iyidir. Tebrikler. Köpek. K-Ö-P E-K. Köpek. Evet, kedi bilgi yarışmasındaki tüm doğru cevapları bulduk. Sırada ne var biliyor musunuz? Evet, kedi dansı. Umarım hazırsınızdır. Ready, set.
accept, grow,